Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu para nedir? Dinleme metni ve bu dinleme metninin etkinlikleri. Metnimizi dinlemeden önce kısa bir hazırlık çalışmamız var. Bir bakalım çocuklar birinci soruya. Sizce paranın hayatımızdaki önemi nedir? Hemen şöyle ilk aklımıza gelen şeyleri söyleyelim. Çocuklar para olmasa alışveriş yapamayız, öyle değil mi? Yani ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi karşılayamayız. Aile büyüklerimiz evimizin geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalışıyorlar. İşte bunun karşılığında da para kazanıyorlar. Bu kazanılan parayla da çeşitli ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz karşılanıyor. İkinci soruya bakalım. Her ülkenin kendine özgü parası vardır. Ülkemizin parasının adı nedir? Ülkemizin parasının adı Türk lirasıdır. Üçüncü, aşağıdaki görselleri inceleyerek metnin konusunu tahmin edip söyleyiniz. Resimlere şöyle bir baktığımızda çocuklar, alışveriş yapan kişileri, para çeken bir kişiyi, burada da kağıt ve madeni paraları görüyoruz. Ben kendi tahminimi söylüyorum. Bu metin paranın önemiyle ilgili olabilir. Sizler de kendi tahminlerinizi elbette söyleyebilirsiniz çocuklar. Şimdi metnimizi dikkatli bir şekilde dinleyelim. Para nedir? Hepimiz ara sıra yiyecek almak ya da otobüse binmek için para kullanırız. Madeni ve kağıt para olmak üzere iki tür para vardır. Bunlar farklı renklerde, şekillerde ve boyutlarda olur. Üstlerinde de sayılar vardır. Böylece paranı kolayca sayabilirsin. Parana her zaman dikkat etmen gerekir. Çünkü parayı kaybetmek çok kolaydır. Kaybettiğin zaman bir daha bulamazsın. Onun için paranı her zaman güvenli bir yerde sakla. Paranı yanında taşıman gerekiyorsa bir cüzdana koy. Bir büyüğünden senin için parana göz kulak olmasını iste. Paranı kullanarak bir şeyler satın alabilirsin. Para harcamadan önce ne istediğini iyi düşün. Yanlış bir şeyi satın alıp paranı boşa harcamak çok kolaydır. Bazen istediğin şeyi almak için yeteri kadar paran olmaz. Sabredip paranı biriktirirsen paran azar azar artacaktır. Böylece bir gün istediğin şeyi satın alabilirsin. Ama unutma, bizi mutlu eden şey eşyalar değildir. Claire Llewellyn, çeviren Burcu Ünsal. Evet, şimdi birinci etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. A. Hangi durumlarda paraya ihtiyaç duyarız? Bu sorunun cevabı metnin en başında vardı çocuklar. Hepimiz ara sıra yiyecek almak ya da otobüse binmek için para kullanırız diyordu. O yüzden buraya yazalım. Peki sadece buraya yazdıklarımız için mi paraya ihtiyaç duyarız? Hayır, başka şeyler için de paraya ihtiyaç duyuyoruz. Ama biz soruları metne göre cevapladığımız için sadece bunları yazdık. Ayrıca ben sizler daha iyi görün diye kırmızıyla yazdım. Ama siz ders kitaplarınıza kurşun kaleminizle yazın. Anlaştık mı? E hadi o zaman B'ye bakalım. Paramızı kaybetmemek için ne yapmalıyız? Çocuklar, paramızı kaybetmemek için her zaman güvenli bir yerde saklamalıyız. Yazalım. C. Sizce göz kulak olmak ne demektir? Çocuklar, göz kulak olmak bir deyim. Eminim içinizde bunun anlamını tahmin edenler vardır. Mesela şöyle deriz ya, oğlum ya da kızım, kardeşine biraz göz kulak ol. Yani onu koru, ona bak anlamında. O yüzden bir kişiyi ya da bir şeyi korumak diye yazdık. Ç. Paramızı harcamadan önce ne yapmalıyız?
Ne istediğimizi iyi düşünmeliyiz. Eğer ne istediğimizi iyi düşünmezsek paramızı boşa harcayabiliriz. D. İstediklerimizi satın alabilmek için ne yapmak gerekir? Sabredip paramızı biriktirmek gerekir, öyle değil mi? Evet, E'ye bakalım. İstediğimiz her şeyi satın almak bizi mutlu eder mi? Eder mi çocuklar? Bence etmez. Sizce? İstediğimiz her kıyafeti aldığımızı ya da her oyuncağa sahip olduğumuzu düşünelim. Ama çevremizde hiç arkadaşımız yok. Aldığımız oyuncakları ya da oyunları paylaşabileceğimiz birisi yok. Sürekli tek başınıza oyunlar oynuyorsunuz. Kimseyi sevmiyorsunuz, kimse de sizi sevmiyor. Böyle bir hayat ister misiniz çocuklar? E tabii ki istemezsiniz. O yüzden bizi mutlu eden şey eşyalar değildir. Bizi mutlu eden şeylerin başında sevgi, paylaşmak, arkadaşlık gibi değerler gelir. Benim söyleyeceklerim kısaca bunlar çocuklar. Eğer sizin de eklemek istediğiniz şeyler varsa buraya yazabilirsiniz. Şimdi ikinci etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıda verilen paraları inceleyiniz. Aile büyüklerinizle veya kendi başınıza bu paralarla neler aldığınızı ya da alabileceğinizi altlarına yazınız. Burada gördüğünüz gibi 50 kuruş, 1 lira, hemen sayfayı biraz kaydıralım, 5 lira ve 10 lira var. Bu paralarla neler alınabileceğini altlarına yazabilirsiniz çocuklar. Bunun için aile büyüklerinizden de yardım isteyebilirsiniz. Ben bununla ilgili size birkaç örnek vereyim. Mesela çocuklar 50 kuruşa ekmek alabilir miyiz? Hayır, alamayız. Peki 1 TL'ye çanta, kalemlik alabilir miyiz? Bunları da alamayız. Peki 5 TL'ye ayakkabı alabilir miyiz? Alamayız. Peki 10 liraya kendimize bir mont alabilir miyiz? Tabii ki alamayız. İşte sizler alabileceğimiz şeyleri bu paraların altına yazacaksınız. Bakalım üçüncü etkinlikte bizden ne yapmamız isteniyor? Zeynep, Kurban Bayramı'nda büyüklerinin ellerini öpüp onların verdiği harçlıkları aldı. Harçlıklarıyla marketten ihtiyacı olmayan bir sürü şey aldı ve hiç parası kalmadı. Ah Zeynep ah, çok yanlış bir şey yapmışsın kızım. Feraye ise bayramda topladığı harçlıklarla ihtiyacı olan kitabı ve kalemi aldı. Geri kalan parasını kumbaraya attı. Aferin sana Feraye, çok doğru bir şey yapmışsın. Zeynep ve Feraye'nin davranışlarını karşılaştırınız. Hangisinin parasını doğru şekilde kullandığını nedenleriyle açıklayınız. Sanırım okurken hangisinin yanlış, hangisinin doğru davrandığını anladınız zaten. Zeynep harçlığını ihtiyacı olmayan şeylere harcamış ve bunun sonucunda da parası kalmamış. Ama Feraye kitaba ve kaleme ihtiyacı olduğu için onları almış, kalan parasını da kumbaraya atmış. Yani Feraye tasarruf yapmış, Zeynep israf etmiş. Son etkinliğimiz, paranızı idareli kullanmak için neler yaptığınızı yazınız. Yazdıklarınızı destekleyen bir resim yapınız. Yazınızı yazarken harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakınız. Yazınıza başlık koymayı da unutmayınız. Yazınızı buraya yazacaksınız, başlığı da buraya atıyorsunuz. Resminizi de bu boşluğa yapacaksınız. Yazınızı yazdıktan sonra gözden geçirerek gördüğünüz yazım ve noktalama yanlışlarını düzeltmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.